Günaydın. Günaydın Komutan Bennett. Neden kapıda bekliyorsunuz? Önemli bir şey mi var? Üsküdar Kaymakamı Hüsamettin Bey ve Üsküdar İtalyan 2. Grup Komutanı Albay Alberto sizi toplantı odasında bekliyor. Sebep? Dünkü imam da yanlarında ve raportör Armstrong'u da toplantı odasına çağırdılar. Sanırım can sıkıcı bir durum var. Söyle, sen yine niye geldin? Pis serseri. Kafamı karıştıran bazı şeyler var. O kafanı dağıtmadan söyle. Dün sizi baskına götürdüm ya. Asılsız ihbar. İhbar eden arkadaşımdan haber yok. Dün bana gelecekti ama gelmedi. Yani? Yani sanırım arkadaşım haklıydı. Kaçakları elimizden kaçırdık. Ama Karani'nin daha önce konuştuğu baskıları var. Onlar da bu işin isimler. Kemal, Memal birilerini demişti. Onları yakalarsak sanırım kaçak içini sözebiliriz. Bunu ispatlayabilir misin? Şu an değil. Ama bir gün belki. Bana ispat et. Adamları bul, bu paralar senin. Ama yine öyle asılsız ihbar yaparsan, Komutan Bennett önce beni yaverlikten atar, sonra ben de senin o toparlak kafanı baltayla ikiye bölerim. Anladın? Anladım. Güzel. Hadi şimdi defol. Peki. Evet, sizi dinliyorum. Mehmet Atabey, Sultantepe Özbekler Teknesi Şeyhi olarak bu sabah sizden şikayetçi olmak üzere makamıma geldi. Olsun Kaymakam Bey, olsun. Ancak hatırlatmak isterim ki sizin yasalarınız ve mahkemeleriniz bize karışamaz. Dünkü saygısızlığınız yetmiyormuş gibi şimdi de bizle dalga mı geçiyorsun? Sendeki bu kibir bir gün seni öldürür. Sen beni tehdit mi ediyorsun Müslüman? Damarıma basma. Ben bir ihbara değerlendirdim. Bir dakika. Eğer bir direniş grubu varsa önce bize bildirmeliydiniz. Bırakın Albay Alberto sizi gören de görevine sadık biri sanacak. Siz İtalyanlar günde 3 saat çalışıp ondan sonra bütün gün yan gelip yatarsınız. Ben bir tabur askerle fil damına çıkarma yapıp Sultantepe'yi basıyorum. Sizin ruhunuz bile duymuyor. Ondan sonra bu Osmanlı ruhlu adamlar gelip benden hesap soruyor. Seni edebe davet ederim efendi. Armstrong, İtalyanların bölgelerini boş bıraktıklarını raporunuzda belirtiniz lütfen. Siz Osmanlı'ya kurban olun. Siz mirasın üzerine çullanmaya kalkan Akbaba'dan farksızsınız. Benim tekkemi Osmanlı yaptı. Padişahım 3. Mustafa Efendimiz'in bize armağanıdır. Bir daha bu küstahlığı göstermeye kalkarsan buraya gelmem, bizzat Vahdettin Halife Efendimiz'in yanında alırım soluğu. Bak Komutan Bennett, Üsküdar Kaymakamı olarak seni uyarıyorum. Mütareke kurallarına uy. Eğer askerlerini bir daha Üsküdar'da görecek olursam, sana Osmanlı'nın henüz ölmediğini göstermeyi çok iyi bilirim. Toplantı bitmiştir. Raportör. Raporunuzun ilgi bölümlerinin birer kopyasını rica ediyorum sizden. Bu adamlar kim oluyordu gelip benim makamımla benden hesap soruyorlar? Kim bunlar? Kim?
O röportörle konuş. Mevzuyu kapat. Peyder Efendi, Karayani'den haber yok. Ne oldu, bir haber var mı? İçeride, gel. Ya. Kim yapmış bunu? Bilmiyorum. Arkadaşları getirdi bıraktı. Sokak kavgasında sırtından vurulmuş. Nasıl tiplerdi peki? İyi insanlardı. Müslümandılar. Cenaze parasını bile ceplerinden verdiler. Ailesine haber vereceklerdi. Aile direkt buraya gelecek. Peki Peder. Biliyordum böyle olacağını. Sok geziyordu ortalarda. Her şeye burnunu sokuyordu. Evladınız kahramanca öldü, merak etmeyin. Kahramanlık etse ne olacak? Giden benim evladım. Canım, yüreğim yanıyor. Yahu anacığım, evlatların biziz artık. Bak, her vakit yanınızdayız ha. Sağ olun. Ama size yük olmayalım. Olmaz öyle şey. Ne yükü? Biz Karayani ile aynı kaptan çok yemek yedik. Sizi açta acıkta bırakamayız. Niko'yu tanıyorsunuz. Her pazar kiliseden sonra uğrayacak size. Bir isteğiniz, bir eksiğiniz, gediğiniz olursa söylemezseniz darılırız. Sağ olun evladım. Taziye kısa olur. Bize müsaade. Allah'a emanet olun. Sağ olun, sağ olun. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun evladım, sağ olun. Basiniz sağ olsun. Kiliseden geliyorum. Sağ ol evladım. Bu gidenler kim? Arkadaşlarımız. Üsküdar'la Ustura Kemal ile arkadaşıyım. Demek Ustura Kemal bu ha. Vay vay. Ya Kemal. Bu kıl kuyruk pek mi baktı bize? Oğlum zaten acıları taze. Hadise çıkarmadan gidelim şuradan. Yürü, dağların ayısı. Buyur evladım. Buyur. Merhaba. Merhaba. Nahoş bir hadise mi? Evet. Buyurun. O halde sizi mutlu edecek bir haber vereyim. Bir tekne kömür, Kuruçeşme'deki kömür deposuna inip kamyonlarla binalarınıza nakledilmeye başladı. O zaman tahsilat zamanınız geldi. Geçen gece baloda konuştuklarımızı düşündüm. Bu konuya son derece olumlu bakıyorum. Benim elimde de size yetecek kadar silah var. Osman'dan kalma eski meski ama iş görür. Mako. Evet efendim. Otelin deposundaki silahları al, yükle. Vural Bey'in göstereceğine kadar nakliyesini sağlayın. Emredersiniz.